İslam'da bu amellerde sekizincisi. Müşriklerde tamamda Müslümanlar zararı işlese. Müşrikler tamamda durup Müslüman zararı işlese bu adam kafir olur, dinden çıkar. Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da diyen sa'di billah. Ya eyyühellezine amenun. Ey iman keltirken mu'minler. La tettehidul yahude ve nasara evliya. Yahud nasranilerini dost tutmayla. Ba'duhum evliya u ba'd. Ular birbirine dostlar. Ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum. Kim sizlerden yüze girse demek ki başlardan diye. Vallahu la yahdil kavmez zalimin. Ve Allah zalim kavimlerini hidayet kılmayın diye. Şu kimde kim Müslümanda zararı ki kafir tamamda durup kalemin üçüne versin hem kafir bulan diyen İbn-i Teymiye Rahimallah iken Müslümanda zararı ki kafir tamamda durup kafirde kalemin üçüne versin hem Müslüman zararı ki olsa kafir bulan. Hatta bir tane de kafir durup da röportajda şimdi sat yapsız yalnız da bir de Müslüman durup da. Mücahit de bana 200 bilen işare kalıp ayet koyacağım bu sözü hem Müslüman zararı ki. Bu adam kafir bulan. Endi bir yerden kendisi sayesinde mümkün. Ha, endi Hat ibn Balta var o hali sahaba Mekke'de hat yazıyor Muhammed Aleyhisselam diye. Muhammed Aleyhisselam da satken diye Muhammed Aleyhisselam imdana yanı. De özüce bazı bir mürciyeler ömür boyu cihatçı göz vermeyen, konu için yazken, fakat ayollar bilen hayatını özgüzgen, cihatçı çıkmayan şuna ki adamlardı bazıları yapıp barışlığı mümkün. Endi bunlar diye ayetimiz, özü aslında siz ne de bir yaparsanız yapıyız ötmeyiz. Siz fasıksız. Fasıklı yapı ötmeyiz şeriatı değil. Endi meyli öt diyen değilik değil. Endi meyli tartışık. Siz bana endi bir yapraşık koyalik değil. Bu Hatib-i Belta'da şartları mutlaka başkaça. Müslümanlar güçlü boyan, kafirler zayıf boyan. Birinciden. İkinciden Muhammed Aleyhisselam de yanında Ebu Bakır radıyallahu anh, Umar radıyallahu anh, Hatib-i bu mürtet tekerlesin altta şey degen de Muhammed Aleyhisselam. Ne ki mürtet diyorsan benim anımda mürtet deme, kafir deme. Terbiyesiz sen havarit sen ya binlersiler demeyin. Ne ki kafir diyorsan diye. Yani görmezsiniz bana akıllı degen de Hatun Belta'yı çakırıp durup ne ki bu işi kıldın diye. Degen de şuna kadar biz kabileler arasında keliş şuna kadar namaz vardı. Mevla de koyardı şu şart namı degensin yani birbirini himaye kılış. Şuna kadar narsa vardı, şunun için yönetkendim diye. Dese hatta okusa Kureyş ahlına tehdit buladı. Yani seyirler öldüğün, piştiğin diye gelmek hoşlara gelipler buladı. Bir yerde hıyanat mı? İyi ondan taşkarı Muhammed Aleyhisselam Hatib-i Belta'da özü himaye kıladı. Ayet dedi ki koya vur Hatib bu Badrilerden kısaplanadı. Yani Badriye katmışkenlerden de durup özü himaye kıladı. Hazır kayısı casustu. Ya ki kayısı Allah'ın düşmanı mı? Allah'ın düşmanı mı? Muhammed Aleyhisselam himaye kıladı. Mutlaka o sahabeyi ten kemiydi. Müslümanda zararı ki işki gelmez Muhammed Hatib-i Belta. Hatib-i mutlaka o tehdit hesaplanır. Bunlar taşkarı Muhammed Aleyhisselam himaye ki geldiği yeter. Öz tazkiye bir geldiği. Hem casuslarda Hatib-i Belta de olsa da şu manavı konuşan yiyasyan dinge itibarı yok. Şu cihat kımaydı adamlar. Allah'ın buyruklarını kınaydı ya adamlar. Buyruğu, kitap, Kur'an-ı Kerim'de neşte orunda cihat diyen, kital diyen ayetler var. Şu ayetlerde Subhanallah amel kına yürüyüşe orada ya. Estağfurullah böyle. Hayran kaladı. Yana bolsa siz gelip diye bir koy ya. Gâşiz diye diye. Subhanallah. Şu. Müslüman da zararı ya. Kafir tamamen işlemiştik. Dinde kuzadı. Dinden çıkıp yeterli yan masalarından bulundu. Yani çakımçılar, yani mananımalar var orada bizdeki casuslar dök koyadı. Ya ki mahalle kamitetler dök koyadı. Ya ki mahalle paspanı dök koyadı. Ya ki şular hamması bir hıl bulundu. Bunlar işte kafirler bulan bir hıl dinden çıkan bulundu. Fe innehu minhum de ayet var. Demek ki onlar işlerden değil. Şu meşe fe innehu minhum de yani şu ayet diyen düşünüş mü etti? Şu bazı bir Allah'ın ayetleri itaat kılmayan adamlar.